Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün sizlerle YouTube'un geleceğini ve yaşanan son olaylar hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu olaylar sadece YouTube'da video yapan yayıncıları değil, aynı zamanda izleyicileri de kapsıyor. Bir gün YouTube'da dolaşırken sevdiğiniz herhangi bir kanalın bir anda kapandığını veya bu işi kendi isteğiyle bıraktığına şahit olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz bu adamın adı Matt Watson. Kendisi geçtiğimiz aylarda bir video yayınladı. Videoda göstermeye çalıştığı durum midenizi bulandıracak cinsten. Matt adındaki bu herif YouTube'daki pedofil insanların bu platformla nasıl iletişim kurduklarını, açtıkları hesapları ve yükledikleri videolar alınan reklamları gösterdi. Kendisi hatta bizzat canlı olarak gösterdi işte buradan şunu yapıyorlar, buradan şöyle yapıyorlar. Şuna tıklıyorlar ve işte hop bambaşka bir YouTube ana sayfasına çıkıyorsunuz gibi şeyler söyledi. Bence burada asıl sorulması gereken soru şu. Bu adam bu verileri nereden ulaştı? İnsanlar algoritma hatası falan diyorlar da ben buna çok inanmıyorum. Birazdan bu adamın kim olduğunu ve eskiden ne yaptığını öğrenince zaten demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu şimdilik bir kenarda dursun. Biz YouTube'un bu olaydan sonra nasıl bir çözüm uyguladığına bakalım. YouTube bunca yıllık varoluşunda ilk defa doğru bir karar verdi. Ne kadar bunu yapan kanal varsa hepsini kapattı. Bu da belki net bir çözüm değil fakat yapılacak en doğru şey olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta pedofili her yerde pedofili. YouTube'da yapmaz başka yerde yapar. YouTube bu kanalların hepsini kapatıp özür diledikten sonra bile bu met adındaki adam durmadı. Alacağı ilgiden mi dersiniz, biraz üne kavuştuğu için kendini önemli hissetmiş mi dersiniz bilemeyeceğim. Bu sefer sürekli olarak canlı yayınlar yapmaya başladı. Canlı yayın yapmasında elbette sıkıntı yok da canlı yayınlarında insanlara şunu söyledi. Gelin işte hep birlikte YouTube'a reklam veren şirketleri arayalım. Atıyorum mesela Amazon, Epic Game, Disney gibi. Binlerce insan bir anda bu şirketleri arayarak YouTube artık reklam vermeyi kesmelisiniz çünkü sizin reklamlarınız bu videoların altında çıkıyor gibi şeyler söylediler. Gerçi bu adamın profilinde birkaç dakika dolaştıktan sonra nasıl nasıl bir insan olduğunu anlayabilirsiniz de Instagram'ına bakan insanlar anlayacaktır demek istediğimi. Her neyse daha sonra ne oldu? Tabii ki birçok şirket reklamlarını YouTube'dan geri çekti. Her sene 4-5 kere yaşanan klasik reklam krizi. Ben bunu kişisel olarak yanlıştan çok öte bir şey olduğunu düşünüyorum. Bak burada olaya kişisel falan bakmayın. Buradan birçok insan geçiniyor ya. Birçok insan buradan ekmek yiyor. Birçok insan ailesine bakıyor. İnsanlar yıllarca bu platformda bir şeyler başarmaya çalışıyor. Aklınıza sadece boktan YouTuber'ları getirerek işte ya ne güzel para kazanmayacaklar falan mantığıyla bakmayın. Sevdiğiniz kanallar da olmayacak. İçeriklerini izlediğiniz insanlar da olmayacak. YouTube sadece televizyon kesitlerinin yayınlandığı bir platforma dönüşecek. Ya bak öyle bir gün gelecek ki zaten challenge videolarına şükredecek duruma geleceksiniz. Hissettiklerinizi, düşündükleriniz veya sizinle bir samimiyet kuran insanlar olmayacak. Her neyse işte bu olaylar olurken tabii baş kahramanımız Metin abone sayısı da bayağı bir artıyor. İnsanlar böyle karakterleri sevmeye çok meyilliler. Bizde de bir tane vardı hatta hatırlarsanız zaten o dangala. Erhan Sıçar diye. Günlerce televizyona çıkarak şunları söylemedi mi? Yok efendim sosyal medya fenomenleri şöyle çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar. Bize şunu yapıyorlar gibi şeyler falan söylemedi mi? Kaldı ki gerçekten söylediklerinin bir kısmında cidden çok Faktıydı. Bunları söylerken bir yandan aileler için kurduğunu iddia ettiği şirketin reklamını falan yapmadı mı? İki gün sonra karısı televizyona bağlarıp ne söyledi peki? Çocuğunu dövüyormuş, alkol içirmeye mi ne çalışmış, kumar borcu varmış, otel odasında evli olduğu halde iki kadınla paralarla falan fotoğrafı yayılmadı mı? Bu Erhan Sıçar adındaki adamın olayının aynısı bu Matt denilen herifte de oldu. Hep söylerim yine söyleyeceğim. Dijital ortamda yaptığınız hiçbir şey unutulmaz. Siz istediğiniz kadar videoları silin, istediğiniz kadar böyle kendinizi gizlemeye çalışın zaten yaptığınız şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden zaten böyle olduğunuz gibi olmalısınız. Bu met eskiden YouTuber biliyor musunuz Eski YouTube kanalından yüklediği videolardan birinde gördüğü kadarıyla hem pedofili hem de youtuber. İnsanlara saçma sapan sorular soran demek istediğimi zaten anlayacaksınız şimdi. Yok efendim işte en son ne zaman işte şey yaptın? Benimle şey yapar mısın gibi böyle sorularla ünlü olmaya çalışan insanlar. İnsan zaten bu tarz içerikleri olan birini nasıl takip edip ya nasıl bir mide var insanlarda gerçekten bilmiyorum. Genelde en çok izlenen insanlar da bunlar. Her neyse bu Matt denilen arkadaşın bir videosu aynen şöyle. Arabasıyla yolda giderken okuldan dönen bir kız çocuğuna böyle korna çalarak benimle yetişkin filmi çekmek ister misin diye soruyor. Bakın bakalım bu arkadaşımız kim? Hi. Are you interested in shooting an adult video? FBI! adım gibi eminim bu herif YouTube'un algoritma hatasını falan bulmadı. Zaten biliyordu hani zaten pedofiliydi ve bu sebepten bu kadar bilgisi vardı. Tecrübeli piç. Bu metle alakalı daha sonra bir dünya haber çıktı. Ne yaptıysa ünlü olamamış birisi. Büyük ihtimalle zaten bu sebepten reklamların kesilmesini istiyor. Aşağılık kompleksi içinde yaşamanın en büyük sonuçlarından bir tanesi de bu. Bende olmadıysa başkalarında da olmasın. Ben ne yaptıysam beni izlemediniz. İnsanlara aptal aptal sorular sordum, cinsel dürtülerimi tatmin etmek için küçük kızlara solandım yine de beni izlemediniz. Kendi türüm bile izlemedi. Ben bu kadar aşağılık olduğum halde bile ünlü olamadım. Sen para kazanamadıysan o zaman siz de kazanmayın. Gerçekten ya şu kafadan bir kurtulamadık ya şu mantıktan. Geliri falan bir kenara bırakın ya bu, bu, çok kötü bir şey. Bu iğrenç bir düşünce yapısı ya. Oğlum bir şey başkalarında var diye sizde de olmak zorunda değil. Bak bunu ben kendim de çok yaşıyorum da en azından bu kadar böyle sığ örneklerle falan karşılaşmıyorum. Bana diyorlar ki neden YouTube'tan para kazanıyorsun? Neden videolarını 10 dakikaya geçiriyorsun falan diyorlar. Yani bunun ya bu adamın mantığı böyle benlik benlik bir şey yok ya. O çünkü kendisi kazanamadığı için YouTube'dan veya ne bileyim sosyal medyadan para. O istiyor ki kimse kazanmasın. Ya yani yani herkes benim gibi yaşasın. Bak yemin ediyorum bu bir tür hastalık bu arada. Hani şaka falan yapmıyorum. Hani hastalıktır falan demiyorum. Ya bu bir hastalık. Başkaları mutsuz olduğunda veya ne bileyim senden daha aşağıda olduğunda mutlu olma şeyi. Yani böyle kendini tatmin ediyorsun bundan. Kalk bir yürügit tedavi falan oluyor. Gerçekten git bir tedavi ol. Her neyse bu çocuk istismarı konusuna met denilen bu aşağılık herif dışında devam etmek istiyorum. Postlarım şu anda YouTube'da çocuk istismarı yapıyor denilebilecek onlarca kanal var. Bu konuda çok net olmak lazım. Türkiye'den örnek vermek gerekirse bence en büyük örnek Salih Reis'in dünyası. Hiç öyle ilk başta deli gibi eleştirip daha sonra birkaç olay olduğunda ay işte böyle olmasaydı falan diyecek birisi değilim. Demem de zaten. Çocuk istismarı demek sadece dinsel bir şey değil. Çocukların psikolojisini bozacak her türden şey bana göre zaten bana göre değil zaten. Kelimenin anlamı bu. Çocuk istismarı kategorisine giriyor. Ben şu hareketlerin, şu mimiklerin yani bu çocuğun kendi isteğiyle yaptığına inanmıyorum. Oğlum bu ne ya? Bak cidden korkuyorum. Şu yaşıma geldim bu kadar psikopat bir video izlemedim. Çocukken denk gelmiş olsam muhtemelen altıma sıçardım. Bunlar gerçekten çocuklara falan mı hitap ediyor? Çocuk videosu mu bu? Deep Web'in karanlık katmanında olan bir korku videosu gibi bir şey. Yurt dışında bu tarz kanalları mahkemelere veriyorlar. Arkaya böyle işte vak vak sesini koyuyorsun diye çocuklara falan hitap eden bir şey değil. O zaten insanı böyle hipnoz ediyor. Ve bunları çocuklar izliyor dostlarım. Cani cani yes papa deyip böyle suratını öyle kocaman yaptıkça çıldırıyorum anasını satayım aklımdan çıkmıyor ya. Ben bu videoların kesinlikle görüldüğü kadar masum oldum. Johnny, Johnny Yes Papa Eating ice cream No papa chelling lies No papa Open your mouth <gülüyor> <gülüyor> Lani, Lani. Why are we still here? Bence bu tarz videolar tamamen YouTube'dan kaldırılmayacak. Sebebi ise çok çok basit. Yani para. YouTube çocuklar üzerinden bu kadar para kazanıyorken bu iş böyle olmaya devam edecek. Ya bu para denilen şey zaten insanın ya duygusuz olmasını sağlıyor. Normal bir şey değil aslında bu tarz videoların olması da işte. Yapıyorlar. YouTube riske atamaz bu durumu. Çocuk CPM'leri diğer kategorilere göre çok yüksek. Atıyorum mesela oyun videosundan 1 dolar kazanıyorsan herhangi bir çocuk videosundan böyle dakikaları falan her şey aynı. 10 dolar kazanıyorsun. Hatta çok daha fazla. İçerik üretenler atıyorum mesela bir kazanıyorsa YouTube 10 kazanıyor. Ben inanmıyorum çünkü bu videoları falan görmediğine. Benim bazen tek bir tane görselden ya bak tek bir tane görselden videom kaldırılıyor. Bir saniyelik bir şey ya. Benim gibi birçok insan bu sorunu yaşıyorken nasıl olur da YouTube algoritması tam da karşı olduğu içerikleri tespit edemiyor ki? Bir şikayet ettiğinizde falan da bir şey yapmıyorlar. YouTube'da normalde çıplaklık ve pornografi yasak biliyor musunuz? Peki şu anda en çok izlenen videolar hangileri? Tabii ki bunlar değil mi? Normalde saçma sapan sorular sorup bunu videoya alıp böyle internete yükleyemezsin. Okuyun topluluğu kurallarını demek istediğimi anlayacaksınız. Bunların hepsi yasak normalde. Fakat hiçbir video kaldırılmıyor. Aksine daha önce tıklamamış olmanıza rağmen ana sayfanıza gelmeye devam ediyor. Geldi bu işin tesadüf olduğuna inan. Bu işte YouTube'un çok fena parmağı olduğunu düşünüyorum. Webtekno'nun haberine göre bu arada YouTube çocuk istismarı tartışmalarının ardından 400'den fazla kanalı platformdan kaldırmış. Ya iyi yapmış da yani ben çok inanmıyorum böyle büyük kanalların falan kaldırıldığını çünkü Salih Reis'in kanalına bakmıştım bu videoyu görünce. Yani bu haberi görünce. Gerçi bu kanal ben kendimi bildim bile her gün düzenli olarak video atıyor. Bir ara aylık izlenmesi 500 milyonu geçmişti. Ya bak 500 milyon ya. Korkunç ötesi bir rakam. Böyle bir şey yok. Kivdipay'ın izlenmesini ikiye katlamıştı. Kaldı ki PewDiePie dünyanın en büyük kanalı. Son videolarına baktım normalde beğeni sayıları kapalı olmasına rağmen artık açmaya falan başlamışlar ve bir sürü video kaldırmışlar. Yüz milyonlarca izlenen birkaç tane videosunu kaldırmışlar. İşin en garip tarafı neredeyse 3 haftadır video atmıyorlar. Bak yine söylüyorum ben bu kanalı bildim bileli bu kanal video atıyor. Acaba YouTube'un hakkını yiyoruz da gerçekten böyle kanalları falan uyarıyor mu? İnanılmaz şekilde şu anda merak ediyorum. Artık bu sorunun çözülmesinin vakti geldi ya gerçekten geldi. Her sene 4-5 kere reklamların kesilmesinden gerçekten herkes sıkıldı. Hani bir olur iki olur da yani her sene 4-5 kere reklam kesilmesi ya bu platformun gitgide boka sardığının en büyük kanıtı. Her neyse dostlarım benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum ki bu sorunlar çözülür ve YouTube artık haksız yere kanal falan kapatmaz. Veya ne bileyim insanlar sıkılıp da böyle kanallarını bırakmazlar. Bir sürü kanal hiçbir suçu yokken ya para kazanması kapatıldı ya da bir anda topluluk kurallarından silindi. Gerçekten istenirse birçok sorunun halledilebileceğini düşünüyorum. Bu ortamda sadece soytarılar falan yok. Aynı zamanda kaliteli işler yapmak isteyen insanlar da var. Bence bu insanlara destek vermem gerekiyor. Yani hepimizin destek vermesi lazım. Özellikle YouTube'un destek vermesi lazım. Bu kanalları öne çıkarması lazım. Yani insanlara tanıtması lazım. Saçma sapan videolar önerilenlere çıkıyor. Ya böyle hiçbir alakamız yok ya. Bu sorunun çözülmesi için çok fazla bir şey yapılması gerektiğine inanmıyorum. Dediğim gibi ben zaten bilerek çözülmediğini düşündüğüm için. Ya umuyorum ki YouTube bu kafadan kurtulur yoksa kendi kendini bitiren ilk platform olabilir. Gerçekten bu kadar aktif kullanılan bir platformun böyle şeyler yapılması çok saçma. Çok saçma. Ve hiçbir zaman da böyle devri bitmeyecek bir şey bu arada. Yani sonuçta bir video izleme platformu ve her zaman insanlar video izlemeye devam edecekler. Her neyse ya umarım YouTube artık sesimizi duyar. Kendinize çok çeyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.